çok da şeye uygun bir soru değil demiştim. Şu an ben kendi telefon ekranımda çok net görebiliyorum soruyu. Sizler ne görüyorsunuz emin değilim. Her neyse bu riski göze alıp çözmeye başlıyorum. Şekilde ABCD karesinin içerisinde çizilmiş özdeş iki tane çember, iki birim yarıçaplı çember değil daire diyelim çizilmiş. Buna göre şu an ben ekrandan hiçbir şey göremiyorum ama buna göre taralı alanlar toplamı nedir? Ben çok uygun görmemiştim. Çözeyim şimdi. Şu an çözeyim. O iki merkezli çemberin yarıçapı 2. O bir merkezli çemberin yarıçapı 2. Merkezler ve teğetlerin değme noktaları O bir K 2 keza K O 2 de 2. Burada bir duralım. C'den ve K'den geçen ışını çizeyim ve biraz durayım burada. Çekti biraz küçülttüm. Şimdi o merkezli çemberi C noktasında iki tane teğet çizim bir teğet O bir merkezli çembere dönüyorum. O bir merkezli çemberde de C'den iki tane teğet çizilmiş. Biri tekrar üzerinden geçtiğim nokta. Bu da öyle. Şu an karşımda bak bana bir birazdan sileceğim çünkü 1 2 3 4 tane eş üçgen gördüm. 4 tane eş üçgen görmüşsem eğer büyüttüm. Şu açılar ve bu açılar kendi aralarında eşit. 4 tanesi 90 yapıyor. Bir tanesi hiç sevmediğimiz 22,5 derece yapıyor. Tamam. 22,5 derece. Bu 67,5. Bu 67,5 eş üçgen. Burası 90. Buraya 135 kaldı. Bu açıda 67,5. Gözünüz bende, yani ekran olsun. Bu daire dilimi ile bu daire dilimi yan yana gelse 135 olur. Demek ki bu 135'lik dilim burayı da burayı da tam besler. Ne demek istiyorum? Bir o iki üçgenin alanı. Bir ses verin bana. Efendim hocam. C, O, 1, O, 2, 3, 1. Efendim? Ses verin dediniz ya kontrol etmek için. Tamam. Şimdi ben ekranı değiştireceğim. Anlayamadım ki. Hocam ses verin dediniz ya o Bir yüzden saniye kontrol. arkadaşlar. Bir Sıkıntı saniye. yok yani. Evet, geri döndüm. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bizim cihazlarla ilgili, internetle ilgili.
Bazı zorlukları aşıyoruz, yeni yeni zorluklar çıkıyor karşımıza. Evde nasıl geçiyor günler? Aynı hocam, yani hiç ekstra bir şey olmuyor, sürekli evdeyim. Sesimi alan var mı acaba? Sürekli evdeyiz hocam. Sürekli evde olmak. Yani ekstra bir şey olmuyor hocam. Bir nevi hapis hayatı. Evet hocam. Bir saniye, yeni bir şey deniyoruz şimdi. Burası ilk yardım. Umarım karşımdaki monitör de düzelir. Gördüğünüz gibi onlarca, yüzlerce kitap var elimde. Kitaplıktakiler hariç. Soru bulmamda benim için problem yok. Kes yapıştır yaparım. Ama önemli olan sizin eksiklerinizi, geliklerinizi yapabilmek. Evet, iyisi buldum. Evet. Bu sorudaydık. Bu soruyu bir yere kadar getirmiştim. Eğer görüyorsanız ben o getirdiğim yere kadar olan kısmı hızlıca üzerinden bir geçeyim. O çizdiğim yere kadar olan kısmı hemen hızlıca ben anlattığım yeri tekrar ekrana taşıyayım. Teğet çizmiştim. Biraz daha kalın yapayım sizler için. Sonra O1 ile O2'yi birleştirmiştim. K'den geçmişti. O2 ile G'yi birleştirmiştim. O1. Burada 4 tane eş üçgen bulmuştum. Bir açıyı 22,5 derece bulmuştum. Bunları anlattım sizlere. 135 derecelik daire dilimi, 67,5 derecelik daire dilimi, bu da 67,5 derecelik daire dilimi. Bu dağıtıldığında karşımıza bu kiricilerden bu taradığımı, bu üçgen alanı soruluyor bize. Burada üçgen bilgisi konuşacak. Şimdi yeni yere geçiyorum. Ne kadar görünüyor, ne kadar görünmüyor? Yok. Şimdi bir şey hatırlatarak başlayalım size. Yirmi iki buçuk, 67,5, 90 üçgeninde neler olup bitiyor? Kötü üçgen, sevdiğiniz bir üçgen. Evet, yine gittim, geldim ben. En son nereye kadar dinleyebildiniz onu da bilmiyorum. Hocam, yeni sayfaya geçiyordunuz. Hocam, en son üçgeni çizecektiniz. Aynen. O video paylaşmıştım, aynı o durumdayız. Şeyi, sesleri alamam diyorum. Yayından düşmek. Ben ne kadarı yayında kaldı, ne kadarı kalmadı bilmiyorum ama 22,5, 67,5, 90 üçgeninin alanını anlatmaya çalışıyordum. Bu soru üzerinden. Şu an yayın varken almayalım. Şu an telefonum da bağlı. Ekranda göremiyorum ama hemen yine hızlıca
Bu 3 oluyor ama ne yapalım? Elimizde değil. 4 tane 22,5, 67,5, 90 üçgeni bulmuştuk. Ve şu dilim, bu dilim ve bu dilimin toplamına eşitti. Bu gördüğünüz açılarda 22,5'tu. Şimdi 22,5, 90'ı göstermeye çalışıyorum. Bu yaptıklarımı siliyorum. ...22,5, 67,5, 90'ı. İzleyin şimdi. O üçgen iki tane yan yana 22,5, 67,5, 90 üçgeniydi. Duyuluyor muyum? Duyulmuyor muyum? Görülüyor muyum? Hiçbirinden haberim yok. Duyuyoruz hocam. Kendi kendime anlatıyorum. İyi inşallah. İki. Şu açı 22,5. Bu üçgenin alanını bulacağım. Sorumuzdaki üçgen böyleydi. 2 ile çarpacağım. Evet. Nihayet ekranımda da görebildim. Tamam. Şimdi 22,5'ten ben bir şey anlamıyorum maalesef. 22,5'un 2 katı olan 45'ten anlıyorum. Yani şunu bahsediyorum size. Şu açı 22,5 olsa bu uzunluk 2 birim olur. Çünkü 45 derece. Bu uzunluk 2 kök 2 olur. Ekranda çıkmadı. Bu uzunlukta 2 kök 2 olur. Sesten bayağı sonra geliyor. Neyse buna da razıyım ben. Alan gördüğünüz taralı üçgenin alanının 2 katı. 2 çarpı 2 artı 2 kök 2 2 artı 2 kök 2 bölü 2 tane demişti. Çarpı 2 geldi buradan. Bunlar gitti. 4 artı 4 kök 2 oldu. Biraz daha koşullar düzeldi bende. Burayı kapatıyorum zaten. Sağ olsun da çözmüştü bunu bize. Evet, Aysen's o son köyün, kullandığımız köyün sonlarında çözmek istediğim bir soru daha vardı. Çözmek istediğim bir soru daha vardı. O soru da bu. Son sayfasının ikinci sorusu. Normal. Tamam, görüntü olmaması da normal. Çünkü bir ben dışarı çıkardılar. Şimdi olacak görüntü. Hocam, internet paketi fazla olan birisi varsa onun interneti üzerinden bağlanmayı denerseniz bir sonraki ders belki bir faydası olabilir. Kiminle görüşüyorum? Eyüplü hocam. Ha Eyüp, onu denedim yayın arasında. Benim paketimde problem yok. Paketim var, onu da denedim. İki kez onu denedim. Nedir bilmiyorum sıkıntı. Her neyse, föyümüzün son sayfasındaki bu soru. Föy yanınızdaysa açın, değilse sorun yok. Ekrana baksanız da olur. Ne yapılmış? Çeyrek çemberde bir yer alınmış, katlanmış. Havada kalan bir yeri var bana göre.
taralı bölgenin alanı derken, şimdi yazdığımı sileceğim. Taralı bölgenin alanı derken, aslında burası mavi taralı, burası kırmızı taralı. Kırmızı taralı bölgenin alanını kastediyor sanıyorum. Şimdi soruya başlayayım ben. Farklı bir renkle gireyim. Şöyle bir renkle gireyim. Büyütüyorum. Bu katlamalı sorulardır. Sorunun orijinali, ilk hali hep aklınızda kalsın. Hep aklınızda kalsın. Bak bir üste geçeyim. Orijinali böyleydi. CO uzunluğu 2. CD uzunluğu da 2. Bunu buraya taşıyalım. Bu uzunluk 2 imiş. Bu uzunluk da 2 imiş. İstersek dairenin o kesme formülünden ki yarıçapı belli 2 2 2 kök 2, açısı belli 45, zorlaya yaparız bunu. Onun yerine şöyle bir şey önereyim. Buradan inmiş olsanız, dik çizmiş olsanız bu uzunlukta 2 olur. Bu uzunlukta 2 olur. Şimdi tarayacağım yerleri birazdan sileceğim. Veya şöyle göstereyim. Burada taradığım yeri alıp buraya taşısam. Bizden karenin alanı istenmiş olur. İki çarpı iki eşittir dört. Biraz düzeldi gibi sanki. Nazar değmesin. Evet hocam. İnşallah bozulmaz. Ekranı geçiyorum. Şimdi benim sağda solda bulduğum kitaplardan derlediğim, aslında sizden beklediğim ama gelmeyen sorulara bakalım. Bunu az önce çözdük. Şunu da az önce çözdük. Sonra bu uzunluk açıya doğru geçmeye çalışıyorum. Biraz başınız dönecek. Evet, şöyle bir soru. Burada seçtiğim sorular da zorluk, önemden ziyade, önem tabii ki var. Ondan ziyade föyle göremediğim tür sorular. Evet, bir göz atın ekrandaki, umuyorum ekrandaki soruya. Evet. Biri diğerinin merkezinden geçen farklı iki yarıçaplı çember görüyorum ben. Sağdaki büyükte bir çevre açı var falan filan. Şimdi bunu kalemle çizmeniz, uğraşmanız zaman alabilir. Gözünüzle bir yol haritası çizmeye çalışın. Sonuçlandırma değil de şöyle yaparsam, böyle yaparsam çıkar galiba deyip bir yol haritası yapmaya çalışın. Şimdi ben çözüme geçiyorum. Yine gereğinden fazla büyük tutacağım. Elimdeki cihazın küçüklüğünden kaynaklı. İzle. Büyüttüm bir parça. A ile O1'i birleştiriyorum. Rengimiz de lacivert olsun. O okunur gibi geliyor bana. A ile O1'i birleştirdim. O1'lerin yarıçapı. Tın. O1 ile B'yi birleştirdim. O da O1'lerin yarıçapı. Çok önemli değil. Elde ettiğim, şu an karşımda duran A, O1, B, D. Küçük de olsa bir tarayayım bunu. A, O1, B, D. Dörtgeni sağdaki çemberde kirişler dörtgeni. Dört köşesi birden çember üzerinde. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180'di. O zaman kırmızıyla gördüğünüzü umduğum açı 130 derece. Sağdaki çemberle işimi bitirdim. Soldaki çemberde merkez açı var 130. Aynı yayı gören çevre açı var. O da onun yarısı olmalı.
65 derece olmalı. Kolaymış gibi görünmesine rağmen benim fikrim pek kolay olmayan bir soruydu. Tabii ki benim fikrim. Evet, şöyle bir içine girin. İyice bir hazmetmeye çalışın. Hemen bir başka soruya geçeceğim. Geçtim. Bunu bak Karakök'ten seçmişim. Zaten ekranda görebiliyorsunuz. Burada merkezinde teğet olan bir yarım, bir de tam çember görüyorum. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Şekil kendini anlatıyor. Siz kafanızda bir hamleler yapın. Kağıtla kalemle uğraşırsak tempomuzu yitiririz. Zaten tempo diye bir şey yok ya. İnternet ne kadar izin verirse. Evet. Başlıyorum. Büyük yarım çemberde AO uzunluğu, OB uzunluğu, yarıçap. OC uzunluğu da yarıçap. OC uzunluğu da yarıçap. Şimdi COB üçgeni ikizkenar. COB. Burası X. CDO da ikizkenar. Burası da X. Dış açı uzatmaya gerek yok. X. Yanlış yazdım. 2X yazmalıydım. Bu da 2X. Gördüğünüz gibi burada 5 tane X bir araya geldi. 180'i oluşturdu. X buradan 36 derece olmalı. Tamamını bir görelim. Aslında kolay seçmişim. Şimdi fark ediyorum. İşte beni bana bırakırsanız böyle sonuçlar alırsınız. Geçiyorum. Geçebilirsem. Yine aynı kitaptan yanılmıyorsam bir başka soru. Hemen gözler, zihinler koordineli şekilde çalışsın. Karşında olsa, kağıdın kalemin olsaydı nasıl başlardın? Ben şöyle başlardım. Evet, A ile E'yi birleştirdim. A ile E'yi birleştirdim. Şimdi sağdaki çember için konuşuyorum. Sağdaki çember için, görece küçük olan çember için konuşuyorum. Şu gördüğünüz açı A kadarsa sağdaki çemberde çevre açı EC yayını gördü. Bu da teğet giriş açı aynı yayı gördü. Bu da A olmalı. Burayı anlamışsak sol tarafta aynı şeyler yapacağım. Orada hızlanabilirim. Soldaki çemberde yanlış konuşmuşum. Aslında bu maviler soldaki çember içinmiş. Yanlış yeri çarptırmışım. Siliyorum. Siliyorum, siliyorum, siliyorum. Aynı sonucu verecekti ama yanlış yapmayalım. Aynı sonucu verecekti. Yo, doğruymuş. Doğruymuş, doğruymuş. Bir de ben aksarsam tam olur yani. Şu açı A. Neyse, renk falan değiştirmiyorum. Hemen hızlanayım bari. Soldaki çemberde çevre B kadar, sağdaki çemberde teğet, soldaki çemberde teğet giriş B kadar. Hepsini topluyorum. İki tane A, iki tane B, artı 70, 180. A artı B 55 çıktı. Yanılmıyorsam A artı B'yi soruyordu. Evet,
A artı B'yi soruyormuş. Elimdeki saat 40 dakikayı geçtiğini söylüyor ama dersimiz 20 dakika oldu mu bilmiyorum. Birazcık saati taşalım bence. Evet, böyle bir soru. Bu soru kolay bir soru. Bu soruyu seçiş amacım FÖY'de böyle bir soru görmeyişimden. Bu bir kalıptır. Özellikle eski kitaplarda, yenilerde de var. Yenilerde oradan buradan yürütüp sonra getiriyorlar. Yine eski kalıba sokuyorlar. Burada bir özelliği ise dile getireceğim. Soru zor olduğundan değil. Evet, iyice bir bak. Ne yapacağımı gör şimdi. Bu iki çember B noktasında birbirlerine teğetmiş. B noktasında birbirlerine teğet. Ben B'den geçen ortak teğeti çizdim. Kötü olmakla beraber idare edin artık. Biraz tempo yapmamız lazım. FE olsun, FB olsun. Sağdaki çembere teğet böyleler. Sonra soldaki çember adına konuşuyorum. FD teğet, FB de teğet böyleler. Sizin muhteşem üçlü dediğiniz şeyin parçası çıktı. Özetle şu ana kadar yaptığımız sileyim. Bak şu derken üzerinden geçeceğim tabii ki. Burası eşitse bu 90 derece olacakmış. Siliyorum, tekrarlıyorum. Daha kısaca tekrarlıyorum. Birleştirdim. Ortak teğetten kaynaklı bu açı 90 derece. Soldaki çemberde DB yayını gören çevre açı 40, teğet giriş açı 40 derece. Bu açıda 50 derece kaldı. Muhtemelen onu soruyordu. B, E, D. Evet, onu soruyormuş. Şimdi ara verelim. Daha önce konuştuğumuz gibi ara 10 dakika olmasın. 10 dakika olsun da 10 dakika sonra burada olalım. Yine belki dersi yaparız, belki çene yaparız. Ben şimdi görüntüden de çıkıyorum. Sesten de çıkıyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere.